Merhaba sevgili öğrenciler, kanalımıza hoş geldiniz. 5. sınıflar için First Term, First English Written Exam yapacağız bugün sizlerle. Yani 1. dönem 1. İngilizce yazısı. Hep birlikte başlayalım arkadaşlar. Bu arada Yusuf Işık ve Nazlı Bektaş adlı abonelerimiz benden ismini yazmamı istedi. Ben de yazdım. Onlara kalpler gönderiyorum. Sevgilerimi iletiyorum. Hemen başlıyorum arkadaşlar. 1. sorumuz Match the classes with the pictures. Yani resimlerle dersleri eşleştiriyoruz arkadaşlar. Class, dersti. Bu durumda burada kullanışı ders arkadaşlar unutmayalım. Şimdi başlıyoruz. Birinci görselimize bakalım. Birinci görselimizde TOEIC var. Bu beden eğitimidir. Yani Physical Education dersidir arkadaşlar. Kısaca PE de yazıyoruz. Physical Education genelde kısa yazılır arkadaşlar. Ama biz uzun yazalım. Physical Education, beden eğitimi dersi. PE kısaltması da unutmayalım. Diğer bir görselimize bakalım. Evet, cetvel var, pergel var, galiba matematik, maths, matematik dersi. Evet, art, boyama, görsel sanatlar dersi. Mikroskopumuz, microscope, science, fen bilgisi dersi. Evet, İngilizce kelimelerimiz var. Who, what, where, how, when, why. Yani English. İlk bölümümüzü böylece tamamladık arkadaşlar. İkinci bölümümüze geçebiliriz. English, şu hey'i düzgün yazalım. Evet. Write true for or write F for false statements. Eğer doğruysa durumumuz, cümlemiz true, yanlışsa false, F. T, F yazacağız arkadaşlar. Evet, bakalım. I am Alex from Brazil. Hi, I am Alex from Brazil. Merhaba, ben Alex Brezilya'dan. I am in the 6th grade, yani 6. sınıftayım. Rio Secondary School, Rio Ortaokulunda. I am 12 years old, 12 yaşındayım. I love my school, okulumu severim. And my teachers, öğretmenlerimi de severim. My favorite subjects are, en sevdiğim dersler, math and science. Evet arkadaşlar, en sevdiği ders matematik ve fenmiş. But I hate, nefret ederim, social studies, sosyal bilgilerden. I speak 3 languages. 3 dil konuşurum. Dil. Languages, dil. Today is Monday. Bugün pazartesi. And I have science on Monday. Pazartesileri fen var. It's great. Bu harika. Evet arkadaşlar, birinci cümlemiz gelsin. Alex is Brazilian. Alex Brezilyalı mı? Evet, from Brazil. Evet, Alex Brezilya ırkından. Evet, ne yazıyoruz arkadaşlar? T yazıyoruz. Buraya da yazabiliriz. Neyse, buraya yazalım, sorun yok. He is 13 years old. 13 yaşında. Arkadaşlar, parçalı sorularda çok kolay. Parça sorusu bakın. 12 demiş değil mi? Direkt false yazıyorum. 12 yaşında çünkü. He doesn't like his school. Okulunu sevmez. Hayır, I love my school. False yazıyorum yine. Peki. He likes math and social studies. Matematik ve sosyal. Hayır arkadaşlar, social studies'den nefret ediyor. Burada olmadı. Yine false. Sosyal bilgileri sevmiyor. It's Monday today. Bugün pazartesi. Bu da doğru oldu arkadaşlar. Böylece bu sorumuzu da cevapladıktan sonra diğer bir sorumuza geçelim. Pandamıza el sallayalım. Diğer videolarımız da kanalımızda mevcut oynatma listesinden bulabilirsiniz arkadaşlar. Evet, fill in the blanks with one word. Bir kelimeyle boşlukları dolduruyoruz. Çok kolay bir sorumuz. What's your name? Hemen buraya your yazdık. Where are you? Where are you from? Neydi? Nerelisin? Nerelisin? Evet, I am from Turkey. Cevap olarak verirsek değil mi? Üçüncü sorumuza bakalım. I am Turkish. Ben Türk'üm oldu cümlemiz. I am getiriyoruz buraya. Diğer bir bölüm sorumuza geçelim. I speak. Speak neydi? Konuşmak. Hatırlayalım. Konuşmak. Unutmuyoruz kelimelerimizi. I speak two languages. Evet. Language'ı yukarıda yazdım. Dil. İki lisan. İki dil konuşuyorum. I speak two languages. Evet. Nice to meet you. Language'ı çizelim. Nice to meet you arkadaşlar. Nedir? Tanıştığıma memnun oldum. Tanıştığıma, hatırlayalım. Tanıştığıma memnun oldum.
My name is Jennifer. Adım Jennifer'dır. Geçelim 7. soru. I am 12 years old. 12 yaşındayım. Evet. What nationality? Is he? What nationality is? What nationality are you? Arkadaşlar, ırkın, ulusun hangi millettense ya da o hangi milletten bu sorumuz? O hangi milletten, ulustan? Evet. He's Norwegian. Neriymiş? Norveç'inmiş. Norveç ırkındanmış. What's your favorite? En sevdiğin class. Ders nedir? Neymiş bakalım? I like science. Ben olsam English yazardım. Evet. I like English derim ama fen diyeceğiz. Yine biz ama feni seviyoruz şu durumda. Sorumuzu o şekilde cevaplayacağız. Hemen geçelim. Match the questions with the answers. Sorularla cevaplarını eşleştiriyoruz. Eşleştirelim. What's your name? Aa, çok zor bir soruymuş. Bizim yapamayız değil mi? Çok sormuş. My name is Lisa. C. What nationality are you? Yukarıda verdim. Ulusun ne? I am Indian. Hintli. Hindistanlıyım. Hintliyim. How old are you? Kaç yaşındasın? I am 10 years old. Evet. Desicim. Where are you from? Nerelisin? I am from Canada. Evet. Where do you study? Nerede okuyorsun? I study at Atatürk Secondary School. Nerede okuyorum? Atatürk Ortaokulu'nda okuyorum. Burası da E oldu arkadaşlar. Bu bölümümüzde cevapladık. Sizinle birlikte diğer bölümümüze hep beraber geçelim arkadaşlar. Look at the map. Right, true or false. Evet, haritaya bakacağız. Doğru yanlış yazacağız arkadaşlar. Şimdi birlikte bakıyoruz. Haritamızı inceliyoruz. The bank is opposite the hospital. Opposite karşısında. Evet, doğruysa doğru, true, yanlışsa false. Banka hastanenin karşısında mı? Evet, maalesef banka hastanenin karşısında değil. O zaman false oldu. Kütüphane is, yani the library is between the police station and school. Kütüphane, library kütüphaneyi hatırlayayım. Nerede? Bitki arasındaydı. Bunu da unutmayalım. Opposite. Karşısında. Between. İki nesnenin arasında olacak. İki şeyin arasında. İki nesnenin arasında diyelim. Arasında hatırlayın. Evet. Next to bitişiğinde. Hemen yanında. Bitişiğinde. On, in, üstünde. Onlar kolay zaten. The library is between the police station ve school'un arasında. Evet, bakıyorum. Okul ve polis ofisinin arasında. Doğru. True yazıyorum. The pharmacy. Pharmacy eczane biliyorsunuz. Is next to the hospital. Hastanenin bitişiğinde. Evet. Doğru. True. Bakın burada. The hotel is between stationery and the bank. Otel, stationery yani kırtasiye ve bankanın arasında. Hayır arkadaşlar. Otel arasında değil. Stationery'nin yanında olurdu. O zaman false diyoruz. Bu da yanlış. The hotel is the restaurant. Özür dilerim. Hotel between the station and bank. Doğru, tamam. The restaurant'tayız. Beşinci sorumuzdayız. Restaurant is behind the school. Bakalım restoranta buradan girelim. Restaurant nerede? Burada. Okulun arkasında mı oluyor? Okulun önü burası olduğu için arkadaşlar. Okulun girişi burası sanırım. Okulun arkasında değil arkadaşlar. Okulun önünde oluyor. O zaman behind arkasında bu arada. False yazalım. Behind arkasında unutmayalım. The bakery is opposite the hotel. Bakery fırın otelin karşı. Hayır, böyle bir harikada böyle bir şey yok. Bu da false. The library is near the school. Kütüphane. Bakalım hemen kütüphaneye gelelim. Okulun yanında. Evet, doğru arkadaşlar.
Tururu. The school is next to the playground. Okul parkın bitişiğinde. Bakın next bitişiğinde. Doğru. True. The police station is between the bakery and pharmacy. Police station, bakery ve pharmacy eczanenin arasında değil arkadaşlar. Bakın siz de görüyorsunuz. Bakery var yanında ama eczane yok. False. Son sorumuz. The bus is in front of the hotel. Otobüs in front of önünde biliyorsunuz. Hatırlayalım. Otobüs otelin önünde mi? Önünde. Bu da true arkadaşlar. Buraya da true yazalım. Bu arada in front of önünde bunu da verelim. Behind da yazmadık arkasında. Onun üstünde in içinde bunları biliyorsunuz. Behind arkasında demektir. Bunları da hatırlayalım. Evet geçelim arkadaşlar. Pandalarımıza el salladık. Son bölümümüze geldik. Write the nationalities. Country yani nationality. Country nedir? Ülke. Nationality nedir? Ulus. Ülke. Ulus. Ülkeler verilmiş. Nationalities yani ulusları yazacağız. Turkey. Hemen yazalım. Turkish. Çok kolay. England. English. France. French. Italy. Italian. Germany. Evet. German. Şimdi bilmediğimiz ülkeleri, bunlar adı üstünde Türkiye, İngiltere, Fransa, İtalya. German'ı karıştırılıyor. Almanya arkadaşlar. Almanya. Bunu karıştırmayalım. Böylece çalışmamızın sonuna geldik. Ben sizlere ne diyorum? Hepinize başarılar diliyorum. Good luck diyorum. Kalpler gönderiyorum. Oh kalbim olmadı. Evet, bir tane daha. Bir tane daha göndereyim arkadaşlar. Her zaman söylüyorum. Önemli olan sizin sağlığınız, sizin huzurunuz, sizin mutluluğunuz. Sizin yüzünüz güldükçe bizim de yüzümüz güler. Başarılar zaten gelir. Sağlıklı, huzurlu, mutlu olduktan sonra derslerimizi takip ettikten sonra tabii ki bizi de izlerseniz başarı size koşarak uçarak gelecektir. Sağlıcakla kalın, bizimle kalın.